Herkese merhaba. Bugün sizlere Shotokan Karate stilinde yeni başlayan beyaz kemer öğrencilerimizin sarı kemere geçmek için sınavda yapacağı hareketleri tanıtacağız. Videolarımızı dikkatle izleyin. Tekniklerimizdeki ince ayrıntılara dikkat edin. Hareketlerimizi gösterirken önce yandan, daha sonrasında önden göstereceğiz. Aynı zamanda dojomuzun büyüklüğüne göre de 2 adım veya 4 adımda yapabilirsiniz teknikleri. Ben bugün sizlere 2 adım olarak göstereceğim. Dikkatli bir şekilde izleyin. Tekniklerimize başlarken daima birinci tekniğimiz, başlangıç tekniğimiz olan Gedanbara ile başlıyoruz. Olduğumuz yerde sağ veya sol fark etmez. Çünkü solla başlarsanız dönüşte sağ ayakla yapacaksınız. Sağ ile başlarsanız dönüşte sol ayakla yapacaksınız. Ben şu anda sol ayağımla başlayacağım. Birinci tekniğimiz Jo'dan Oyuzuki tekniği. Jo'dan Oyuzuki tekniği surata doğru Jo'dan seviyesine, yani surat seviyesine yapılan direkt yumruk tekniği, direkt vuruş tekniği. Tekniğimiz olduğumuz yerde Gedanbara'yla dururken ileriye doğru arka ayağımızın hareketiyle surat seviyesine direkt vurulan yumruk. Kia! Döndüm. Şimdi hızlı göstereceğim. Kia! Şimdi hareketi bir de önden göstereceğim size. Olduğum yerdeyim yine. Önce Gedanbara'ya geçiyorum. Tekniğimizi yaparken geçişi gösteriyorum önce yavaş. Arka ayağımız öndeki ayağımızın yanına geliyor. Daha sonra adımla beraber yumruğu vuruyoruz. Kia! Kia! Şimdi ikinci tekniğimiz olan blok hareketimiz. Jo'dan Agioke tekniğini yapacağız. Jo'dan Agioke karşıdan başımızın üstüne doğru veya yüzümüze doğru gelen atak hareketlerine, vuruş hareketlerine karşı yapılan blok hareketidir. Hareketimizi önce yandan göstereceğim. Önce yine Gedanbara yapıyorum öne doğru. Hareket arkadaki elimizin öne doğru ve aynı zamanda öndeki elimizin de vücut ivmelenmesiyle hareketin daha kuvvetli olmasını sağlayacak şekilde açılarak adımla beraber arkadaki elin koltuk altına gelmesiyle başımızın üzerine doğru yapılan hareket. Tekrar gösteriyorum. Dönüşümü yaptım. Diğer elinizi, hareketi yapmadığınız elinizi kullanarak tekniğin daha güçlü, daha hızlı, daha sert olmasını sağlayabilirsiniz. Buradayım. Adımla beraber. Şimdi hareketi bir de karşıdan göstereceğim. Bu teknikte en çok dikkat etmeniz gereken bir konu vücudunuzun yan olması gerekiyor. Çünkü bu bir blok tekniği. Blok tekniğinde hedef küçültmek amacımız olduğundan dolayı vücudumuzu yan tutmamız gerekiyor. Gedanbara'yla başlıyorum. Gedanbara'yı da bir blok hareketi de hatırlarsanız vücudumuzun yan olması gerekiyor. Sonra Gedanbara'ya geçerken, Agioke'ye geçerken vücut yine yan. Nereye bakıyor kemerimin bağı? Yana. Kia! Döndüm. Kia! Şimdi üçüncü tekniğimiz olan Chu'dan Uchuke tekniğini yapacağız. Chu'dan seviyesi çenemizle kemerimiz arasında olan kısım, yani mide seviyesi olarak adlandırıyoruz. Chu'dan Uchuke tekniğiyle mide seviyesine gelen ataklara karşı vücudumuzu korumak için yapılan bir blok hareketi. Unutmayın, blok hareketlerinde vücudumuz her zaman yan olacak. Çünkü vücudumuzu yan tutarak hedefimizi küçültüyoruz ve rakibin bize vurma olasılığını en aza indiriyoruz. Şimdi tekniğimizi göstereceğim. Önce yandan ve yavaş göstereceğim. Gedanbara'ya geçiyorum. Yine adım atarken öndeki elimin salınımını kullanıyorum. Adıma başladım. Arka ayağım öndeki ayağıma yaklaştı. Diğer elim koltuk altına geldi. Adımla beraber öne doğru elimi getiriyorum.
elimizin hizası omuzumuzla aynı hizada olacak. Yukarıda değil, aşağıda değil, tam omuzumuzla aynı hizada. Kiyo. Döndüm. Şimdi güçlü gösteriyorum. Kiyo. Şimdi hareketi size bir de önden göstereceğim. Dikkat etmeniz önemli konular neydi? Vücudunuz yan. Hedef küçültüyoruz. Ayaklarımızı doğru yere basıyoruz. Ve elimizi omuzumuzla aynı hizaya götürüyoruz. Canan Maray. Kiyo. Kiyo. Şimdi dördüncü tekniğimiz olan Chu'dan Soto Uke tekniğine geçeceğiz. Chu'dan Soto Uke tekniği bir önceki hareketimiz Chu'dan Uke ile kardeş tekniği diyebiliriz. Birisi içeriden dışarıya doğru yapılan Chu'dan Uke az önce yaptık. Şimdiki tekniğimiz de dışarıdan içeriye doğru yapılan blok tekniğimiz. Yine bir blok tekniği, dikkat edin. Vücudumuzu korumak için yaptığımız teknikler blok tekniklerinde hedef küçültmeye özen gösterin. Şimdi tekniğimizi göstereceğim. Yadan marayla başladım. Yine vücut salınımlarını kullanacağım. Öndeki elimi kaldırdım. Arkadaki elim kulağımın yanına geldi. Adım atarken bastığım anda elim öne gelmiş olacak. Yumruğum birazdan önden de göstereceğim. Vücudumun ortasına kadar gelmesi gerekiyor. Açtım. Getirdim. Döndüm, güçlü gösteriyorum. Şimdi önden göstereceğim hareketi. Dikkatli izleyin. Yedan maraya geçtim. Arkadaki elim kulağımın yanına geldi. Öndeki elim açıldı. Bunları yavaş gösteriyorum ama hızlı pozisyonda hepsi bir anda olup bitmesi gerekiyor. Adımımı attım. Vücudumun ortasına kadar gelmesi gerekiyor kendimi savunmam için. Kiya. Döndüm. Güçlü yapıyorum. Kiya. Evet. Beyaz kemerden sarı kemere geçmek için sınava girdiğimizde yapmamız gereken 5. tekniğimiz Shito Uke tekniği. Shito Uke tekniğini anlatırken önce daçisinden bahsetmek istiyorum. Ortaya da bir tane eski kemerlerimizden bir çizgi çizdik. Bu çizgi üzerine göstereceğim. Bunda bir farklı daçi var. Bu daçimizin adı Kokutsu daçi. Kokutsu daçi vücut ağırlığının %70'inin arka dizimizde, %30'unun ön dizimizde olduğu daçi. Şu şekilde göstereyim. Ayak topuklarımızın ikisini de aynı hizaya basıyoruz. Ve vücut ağırlığımızın %70'ini arkadaki dizimize veriyoruz. Öne doğru adım attığımda yine vücut ağırlığımızın %70'i arkada, %30'u önde ve topuklarımızın aynı hizada olduğu daçi. Şimdi çizgimizin üzerinde daçiyi gösterdim. Teknikle beraber göstereceğim. Olduğum yerde duruyorum. Yine Gedan Maraya hareketini yaptım. Farkındaysanız Zenkus daçi ve çizgi tam bacaklarımın arasında kalıyor. Tam iki ayağımın arasında. Şimdi Shito Uke hareketini göstereceğim. Shito Uke hareketi ellerimizin açık olarak yapılan blok hareketimiz. Olduğum yerde duruyorum. Şöyle göstereyim önce. Yandan. Yedan parayımı aldım. Olduğum yerde arkadaki elim öndeki omuzumun üzerine doğru geldi. Öndeki elim de aynı zamanda açıldı. Ve hafif yukarıya doğru kalktı. Adıma başlarken arkadaki ayağım öndeki ayağımın yanına geldi. Adımla beraber öndeki elimin avuç içi karşı çapraza, arkadaki elimin avuç içi yukarıya ve tam kemerimin üst kısmına yerleşiyor. Öndeki elimle omuzumla yine aynı hizada. Daçiye dikkat edin. Arka dizime çöküyorum. Öndeki diz bükülü ama ağırlık arkada. Yavaş bir tane daha gösteriyorum. Yedan parayla döndüm. Şimdi hareketi hızlı yapacağım. Kiyo. Şimdi bir tane ileriye doğru göstereceğim. Tam olarak anlaşılması için. Çizgimizi almıyorum. Ayaklara dikkat edin. Gedan Maray.
Arkadaki el öndeki omuza geldi. Ön el açıldı. Yavaş gösteriyorum. Parmaklarımız gergin ve kapalı. Kia. Döndüm. Kia. Evet, bugün sizlere yeni başlayan beyaz kemerdeki öğrencilerimizin sarı kemere geçmek için sınavda yapması gereken el teknikleri, elimizle yapılan teknikleri aktardık bu videomuzda. Daha sonrasında bir sonraki videomuzda tekme tekniklerini aktaracağız. Öncelikle el tekniklerimize çalışalım. Daha sonrasında yeni videoyla beraber tekme tekniklerimizi de yapmaya başlayacaksınız. Unutmamanız gereken bir şey söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Olsun.